Merhaba arkadaşlar. Yeni bir güncel bilgiler videosunda sizlerleyiz. Bu videomuz bir Türkiye geneli denemesi olacak arkadaşlar. Hem denemeyi denemiş olacağız hem de güzel bulduğum farklı Eylül ayı videosuna ek olarak gelecek güzel konular buldum. Buradan kesin bir soru bekliyorum arkadaşlar. 6 soru var bunun. Biri genel kültür ama diğer beşinden kesinlikle ve kesinlikle ya lisans ya ön lisans ya da orta öğretim liseler KPSS sınavında çıkmasını büyük bir ihtimalle beklediğim bir soru, iki soru veya üç soru gelebilecek bir deneme olacak arkadaşlar. Yine ara ara bu şekilde denemelerimiz olacak. İleriki denemelerimde 3'e 3 genel kültür ve güncel bilgiler olarak 3'e 3 soru dizilimi yapacak. Burada 5 tanesi güncel olarak hazırlanmış, katılmıştır. Hemen sözü uzatmadan not defterlerinizi de açtıysanız ilk sorumuz dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi Rusya. Bu tür soru gelir mi? Evet, en yüksek dağı gibi veya demir kazık olarak diyerekten bir soru gelmişti, iptal oldu ama bir bilgi yanlışlığından bu tür sorularda ÖSYM'nin soru tarzlarının içinde geçiyor. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında başarı elde eden Buse Naz, iki tane Buse Naz'ımız var arkadaşlar. Buse Naz sürmeli ilk boksta, kadınlar boksta altın madalya alan sporcumuz. Buse Naz Çakıroğlu ise ilk madalya alan sporcumuz. Bunu da yıldızların içine alalım. Olimpiyatlarda başarı elde etmiş sporcularımız da şöyle bir Google üzerinden tekrarlarsak iyi olacak. Burada bir yıldızlı sorumuz var. Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. dönem Genel Kurulu Başkanlığı yapmış. Dışişleri çalışanı Volkan Bozkır. Bir kesinlikle bir sınavda gelmesini beklediğim, yani yine ÖSYM bizi şaşırtmazsa büyük bir ihtimal gelmesini beklediğim bir konu Volkan Bozkır arkadaşlar. Bunu da notlarınızın içine kesinlikle alın diyorum. Yine biraz önce söyledim, olimpiyatlarda başarı elde etmiş birçok sporcumuzdan biri de Mete Gazoz, okçulukta altın madalya kazandı. Roketsan'da buna atfen bir lazer güdümlü yerli füze sistemi geliştirdi. Ve bu füze sisteminin adına Mete olarak, yani Mete Gazoz'a atfen yaptı. Bilginiz olsun. Bu da yıldızlı, iki taraflı yıldızlı, hem lazer güdümlü füze olarak hem de Mete Gazoz'un ismi Dünya 2020 Olimpiyat Şampiyonası'nda başarı elde etmiş biri olarak bilginiz olsun. Hem de adı kime verildi gibi bir soru gelme ihtimalinde bilmeniz gerekli. Hemen Mete Gazoz'a da bir yıldız, hatta ay yıldızlı veriyoruz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İklim Anlaşması yapıldı arkadaşlar. 2015 yılında imzalanan, 2016 yılında yürürlüğe giren iklim anlaşması arkadaşlar, Paris anlaşması. Buradan da yine bir yıldızlı soru çıkma ihtimali olan Paris İklim Anlaşması. Türkiye'de buna imza attı. İmza atan ülkelerde sorulma ihtimalleri içinde arkadaşlar, yine Google üzerinden bunun da ufak bir araştırmasını yapıp hatta yorumlara da eklerseniz güzel olur, paylaşmış olursunuz. Evet, gündeme düşen önemli bir gelişmeydi. Profesör Doktor Necati Demir tarafından bulunduğu iddia edilen Türk büyüğümüzün adı aşağıdakilerden hangidir? Hangisidir? Mezarı bulunan arkadaşlar, burada bir soru hatamız olmuş. Mezarı Alper Tunga'nın mezarını bulduğunu iddia ediyor gündemde şu an. Bilginiz olsun, bu sene bu soru olarak gelmese de, kimin mezarı bulundu gibi bir soru gelmese de, Alper Tunga ile ilgili bir soru
gelebilir arkadaşlar. Bununla da ilgili yine tarihte gerçi görüyorsunuz İskitler konusu geldiğinde işliyorsunuz ama yine güncel veya genel kültür bilgisi olarak olabilecek konuyu Google üzerinden yardımcı olur size. Oradan araştırmanızda fayda var. Arkadaşlar Eylül ayı videomuz kanalımızda yüklü. Tekrardan hatırlatayım. Onu da okuyun. Yine Ekim ayı videomuz hazırlanıyor. Genel olarak dediğim gibi Sait hocamızın hazırladığı bültenden videolarımızı çekeceğiz. Yine bu şekilde ara ara eklenmeyen, gözden kaçan olursa hem sizler yoruma yazın hem de bu şekilde biz yine hazırlayıp Türkiye geneli denemeleri paylaşacağız. Bu ilk Türkiye geneli denemesini hatta denedik. Beğendiyseniz yorumlara beğenilerinizi veya eksiklerinizi yazmanızda fayda var. Hoşça kalın, başarılar diliyorum.